sevgili dinleyicilerimiz. Turgay İnanç Balıkta programına hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Ankara'dan başlayan yolculuğum İzmir, Kuşadası'nda son buldu. Neden buradayız? 5. tekne organizasyon için buradayız. Davet üzerine geldik her zamanki gibi. Derneklerimiz bizleri davet ettiği sürece onların yanında olmaya özenle gayret ediyoruz. Sevgili dostlar, bu teknede, arkamda görmüş olduğunuz teknede balık avı yapmaya planladık. 4 tekneyle bildiğim kadarıyla balık avı yapılacak. Turnuva şeklinde yapılacak. Ölçümler dahilinde yapılacak. Saat 12'de bugün start verilecek. Yarın nasip olursa saat 12'de de finish verilecek. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Herkes kendi meziyetini gösterecek. Burada amaç bir ödülü kazanmak vesaire değil ama turnuvanın birincisi olmak biz amatör balıkçılar için güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar 3 iğneli oltayla avlanıyoruz. 4 iğne, 5 iğne kesinlikle kullanmak yasak. 2 iğne kullanabilirsiniz. Normal takımdan bahsediyorum. Teknede hakemler ve tekne kaptanları hakem pozisyonunda. O anki deniz durumuna göre sizlere kaç gram kurşunlar kullanmanız gerektiğini söyleyecekler. Fakat burada bu kurala herkesin uyması lazım. Yani 250 gram deniliyorsa 250 gramlık kurşun atmamız gerekiyor. Bu sözlerimi yanlış anlamayın, emrivaki olarak da düşünmeyin. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü büyük avdı. Artık Kuşadası Balık Avı Turnuvası ve Türkiye Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Bakanlığı Su İşleri Genel Müdürlüğü izniyle, Kuşadası Kaymakamlığı izniyle, yine Liman Başkanlığı izniyle yapılan bir turnuva. Sevgili arkadaşlar, şu anda limandan ayrıldık. Yaklaşık 3 saat sonra avlak bölgemize yanaşacağız. Yanımda Ankara'dan çok sevdiğim bir abim var, Tunç abim. Tunç abi, görevini bir alabilir miyim? Bir de seni şöyle bir kısaca tanıyalım, herkes tanıyor da. Yarışmada kural hakemiyim, aynı zamanda jüri üyesiyim. Jüri başkanı. 50 seneye yakındır avlanıyorum. Genelde deniz avcılığı yapıyorum, derin su, kıyı surf casting.
Oltacı dergisinde editörlük yapıyorum. Amatör bir balıkçıyım. Abi kaç gündür buradasın? Perşembe günü geldik. Cuma işte hazırlıkları yaptık. Bugün Allah nasip ederse şeye başlıyoruz, yarışmaya. Hangi kurumu temsilen geldin abi buraya? Ben sadece derneğin, buradaki derneğin temsilcisi olarak. Temsilci olarak geldin değil mi? Evet. Oltacı dergisinin editörlüğünü ne yapacaksın burada? Yani yazısını... Tabii, yazısı yazılacak tabii. Yazılacak yani, değil mi? Tabii ki. Yani tabii, nihayetinde tabii. Kamil abiyi sen de temsil yani ediyorsun. Aynen, bir yerde ediyorum. Ben de temsil ediyorum. Tabii. Evet sevgili arkadaşlar, dediğim gibi yaklaşık 2 saat 55 dakika sonra avlak yerimize ulaşmış olacağız. Umarım çok güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakacağız. Sevgili arkadaşlar, şu anda avlak yerimize varmak üzereyiz. Karşımızda şu anda Güzelçam mevkindeyiz. Hemen karşımızda bayrak adamız ve bunun hemen arka kısmında da Samos adası. Sevgili izleyiciler, o kadar çok yakınlar ki birbirlerine, yüzerek de buradan karşıya geçilebilir. Karşı tarafta görmüş olduğunuz o Samos adası dediğimiz yer Yunan adası. Yani o kadar bir dar bölgedeyiz ki hayret ediyorum bu topraklar esasına nasıl verildi. Biraz sonra avlak yerine varacağız. Ağır ağır artık avlak yerine geldik gibi sevgili dostlar. Biz Didim'de yine aynı bu şekilde halka hizmet ediyoruz, balık turu düzenliyoruz. Turgay abime de daha önceden oradan tanışıyoruz. Buradan da Turgay abime bir söz verdim. Onu da yenilemek istiyorum tekrar. Turgay abimi de bir Orkinos avına davet ediyorum. İnşallah orada da hep beraber oluruz bir gün. Eğer sen de kabul edersen. Beni davet ettin de peki genel yayın yönetmenimiz için ne diyeceksin? Tabii ki canım, sen de yalnız gelecek değilsin herhalde. O zaten davetimizi icap ama ben edelim. Ankara'dan gelmek istiyorum ama arkadaş belki İzmir'den hemen seninle gelmek isteyecek. Ne zaman istiyorsa abi, tekrar evinde. Adem Bey'e buradan duyurulur. Adem kısa Bey zaman sonra herhalde. Kısa zaman sonra seni Akbük'te, değil mi? Akbük'te ağırlamak istiyoruz. Akbük'te Orkinos avında beraber olacağız inşallah. Adım Orhan. İlk defa geliyorum. Zevk aldım. Daha önce şeyler de vardı ama bu turnuvaya ilk defa geliyorum. İnşallah bir şeyler yaparız. Nasibimiz varsa alırız. Vedat Kaptan'la bu organize çok güzel oluyor. Daha öncelerde dediğim gibi. Yani bir yerde burada stres atıyoruz. Balık yakalamaktan ziyade. İnşallah hepimiz için iyi olur. Mutlulukla buradan ayrılırız. Takımlarınızı kendiniz mi bağladınız yoksa yardım aldınız mı? Yardım aldım şöyle. Bağlamasını biliyorum ama buradaki ortamı bilmediğimizden dolayı hazır takımlar vardı. O takımlar aldık. İnşallah bir şeyler yakalarız. Tahmini kaç metrelerde avlanmayı planlıyorsunuz? 60 ile 80 arası. Peki hedef balık tahmini ne olabilir? Yani şimdi, hedef balık ne gelecek? Kullandığımız yemlere, iğnelere bakarsan sinarit. Baya antenli mercan. Ama genelinde burada Darboğaz'ın bir kere adı var. Gerçekten sinarit çok yakalanıyor. Biraz önce arkadaşla da muhabbet ettik. Geçen dönem geldiğimizde 4,5 kilo sinarit yakaladım. Yani balık işi nasip işi. Şansı olan yakalar, nasibini alır. Tabii nasip. Ha, balık işi nasip. Esasında işi. Bu tür organizasyonlar balık bahane, dostluk şahane. Doğrudur, değil mi? Doğrudur. Denizdeki arkadaşlar, dostluklar unutulmuyor. Ceyhun Uygut. Soyadını Uygut. Uygut. Ava gidiyorsunuz. Evet. Rast gelsin diyorum. Sağ ol, teşekkür ederim hepimize. Kısaca seni de bir tanıyalım. Ben Zeki Ural, kaptan, teknemin ikinci kaptanıyım.
Ama yukarıda oturuyorsun. E ne yapayım? Abim kullanıyor tekneyi. Abin mi kullanıyor? O reis. Reis. Canımız size emanet. Tabii. Rast gelsin. Sağ olun, size de. Adım Birkan Demirhan. Balık avı hobim benim de. Çok uzun yıllardan beri. Öyle çok profesyonel değilim, çok becerikli değilim. Seviyorum sadece. Şimdi sağ tarafımızda Samos Adası var. Sol tarafımız Kuşadası Milli Parkı. Milli Park'la Samos Adası arasındaki küçük bir adanın önünde avlanacağız. 45 ile 70 metreler arasında. Güzel balık yapan bir yer. Zaten Vedat Kaptanım buranın uzmanı. Bizi düzgün bir yerlere götüreceğine inanıyoruz. Güzel balıklar çıkıyor. Sinerit aldık buradan. Antenli mercanlar aldık. Başka güzel balıklar aldık. İnşallah bugün de hava biraz sert ama inşallah bugün de güzel balıklar alırız. Sizi bir tanıyabilir miyim? Merhaba, Rengin Koç ben. Evet, Kuşadası'ndayız. İlk defa katılıyoruz turnuvaya. Merhaba, Tolga Koç. Biz de ilk defa katılıyoruz. Sağ olsun Vedat Bey'in namını biliyoruz. Yaptığı turnuvaları da daha önceden de takip ettik. Eşimin yakın arkadaşı olduğu için vesile oldu. Deneyip bu heyecanı yaşamak istedik burada. Sizi de bir... Ben Onur Samanyolu, Torbalı'dan geldim ben de. Benim de ilk katılışım. Ama bakalım keyif alırsak inşallah bundan sonra takip edeceğiz yani. Acemilere daha güzel balık çıkar biliyorsunuz değil mi? İnşallah. İnşallah iri balıklar sizlerin olsun. Biz de ona güveniyoruz. Acemi şansımıza güveniyoruz. Denizin hiçbir şekilde garantisi yok her şeyden. Peki nasıl Mera? Geçen sene de avlandım burada. Nedir? Balık durumu nedir buradaki? Şimdi Darboğaz şöyle bir Mera. Bence Türkiye'deki en zorlu meralardan bir tanesi. Çünkü balık popülasyonu olarak çok farklı balık türlerini barındıran bir mera değil. Ve bir geçiş bölgesi burası. Bizim yaptığımız avlarda antenli mercan, sinerit genellikle avlıyoruz burada ama gerçekten zor bir mera. Çünkü burada 24 saat avlanıyorsunuz. Hiçbir vuruş almadığınız da oluyor. Yani 10 kere geliyorsanız 3-4 tanesinde bir tane iki tane balıkla dönüyorsanız şanslısınız burada. Ama tabii aldığınız balıklar da hepsi kilonun üstünde ciddi güzel balıklar oluyor. Yani küçük balıkla uğraştırmayacaklar. Yok, büyük. Burada küçük balık bulamazsınız. Rast gelsin arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Adım Vedat Taşer. Kuşadası'nda oturuyorum. Amatör balıkçılıkla yakından ilgileniyorum. Nasıl abi popülasyon Kuşadalı olarak soruyorum sana. Durumlar nedir? Yani balık popülasyonundaki durum nedir? Son durumları bir alabilir miyiz? Ben bana şöyle söyleyeyim. Amatör balıkçılar için balık çok az. Çok az yani. Körfezimiz kurudu. Neye bağlıyorsunuz peki? Bu kurumayı neye bağlıyorsunuz bu, abi? Bu profesyonel avcılar var. Troll diyorlar. Evet. Denizin dibini olduğu gibi kazıyorlar. Denizin dibi taranıyor, tırmıklanıyor böyle. Ne yuva kalıyor, ne balık kalıyor. Amatör balıkçılara balık kalmadı. Artık yani bulabildiğimiz balıklar çok enteresan, çok zor koşullarda. Peki öneriniz nedir? Önerim bu profesyonel troll denilen avcılığın yasaklanması. Tamamen ortadan kaldırılması değil mi? Amatör balıkçılıkla balık tükenmez, deniz tükenmez. Amatör balıkçılık denize, balıkçılığa katkı sağlar. Ancak bu profesyonel anlamda troll yapan, denizin dibini tarayan tırnaklar kaldırılırsa bütün körfezlerde balık çoğalır. Türkiye'nin her yerinde balık olacak. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayın. Kısaca sizi de bir tanıyabilir miyim? İsmim Murat Dursun. İzmir'den katılıyorum. Yarışmada jüri olarak görev yapıyorum. Bu benim katıldığım 5. turnuva. Her turnuvanın hepsinde görev almıştım. Bu da 5.'si. Hava ve deniz oldukça müsait yarışma için. Güzel bir yarışma olmasını bekliyorum, diliyorum yarışmacı arkadaşlar için. Rast gelsin diyorum herkese şimdi. Önceden yarışmacı olarak katıldın mı buna? İlk 1. avda yarışmacı olarak katılmıştım. Kategori dışında bir balık tutmuştum. Dolayısıyla derece alamamıştım. 3 kiloluk bir palamı tutmuştum. O kategori dışındaydı. 1. yarışmacı, 2-3 hakem, 4-5 jüri olarak görev yapıyorum bu yarışmada. Yani yarışmanın maskotu gibiyim şu anda. Farkındayım. Maskot olduğunuzun farkındayım. Eyvallah, sağ olun.
Rast gelsin. İyi görevler diliyorum size. Sağ olun. Teknede hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Kaptanım, bize yaptığınız işten bilgi verir misiniz biraz? Şu an avlandığımız yere geldik. Çapayı hazırlıyoruz. Çapayı atacağız. Arkadaşlar avlanacakları yerler, diğer tekneleri de bekliyoruz. Onlarla birlikte gelecekler yanımıza, çapa atacaklar. Avlanacağımız bölgeye geldik. Tahmini kaç metrelere geldik? Şu an burası 55-60 metre falan derinliği. Yani inşallah bereket... Misafir avla değil değil mi? Değil. Gerçek söylüyor musun bunu? Evet. Evet. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar hummalı şekilde çalışıyorlar. Sevgili arkadaşlar, şu anda avlak yerimize ulaşmış bulunuyoruz. Kaptanım, kısaca seni bir tanıyabilir miyiz? Ben Orhan Ural, 26 yıldır kaptanlık yapıyorum Kuşadası'nda. Böyle av turlarına da katılıyoruz. Normalde günlük gezi teknisiyiz. Geçmiş olsun diyorum. Yaklaşık kaç saat geldik? 2,5 saat falan yol geldik. Biz biraz yarım, hızlı geldik. Yarım saat falan daha önce geldik, evet, değil mi? Evet, biz daha önce geldik. Nasıldı? Deniz durumu nasıldı bugün? Biraz dalgalıydı ama yani normalden az yani. Daha fazla da olabiliyor. Olabilirdi. Evet, olabilirdi. Evet. Şu anda demir attığımız yer kaç metre civarlarında? 48-52 metre arası. Yani şu anda tamamen istop ettik. Evet. Olta balıkçıları arkadaşlarımıza, evet, oltalarını atması için müsaade ediyoruz. Evet, ediyoruz. Yaklaşık 12-13 senedir de sürekli balık avı düzenlemekteyim. Aynı zamanda 6 sene önce kurduğumuz Kuşadası Amatör Balıkçılar Derneği'nin hem kurucusu hem de başkanıyım. Son 3 senedir özellikle yoğun bir şekilde dernek faaliyetleri adı altında çeşitli organizasyonlar yaptık. Bunlardan bir tanesi de bugün sizin de katıldığınız 5. Kuşadası Balık Avı Turnuvası. Bir geleneksel hale geldi. Katılanların sayısı, meslek grupları, katıldıkları ilçeler, yurt içinden ve yurt dışından sürekli giderek genişlemekte. Ve bugün 4 tekneyle yarışacağız. Şu an 4 teknemizde bulunan yarışmacıların içerisinde Belçika'dan, Ukrayna'dan, Kıbrıs'tan, Türkiye'nin dört bir yanından, Trabzon'dan, Mardin'den, İzmir'den, işte Sivas'tan, Malatya'dan birçok yerden katılımlar var. Tabii bu da bizim için çok keyif verici bir şey. Burada önemli olan amatör balıkçılık kurallarına uygun av yapmak. En önemlisi limit altı balıkların yakalanmaması. Bir de tebliğlerde yakalanması yasak olan balıkların yakalanmaması, yakalandığı durumda da zarar vermeden denize iade edilmesi ni planlıyoruz her zaman. Buna özen göstermeye çalışıyoruz. Çok takip edildiğimiz için de topluma sosyal medya üzerinden verdiğimiz mesajlarla da örnek olmaya çalışıyoruz. Siz de teknemizde görmüşsünüzdür muhakkak. Ailelerin özellikle katıldığı bir balık avı turnuvasına da dönüştü. Bundan da ayrıca gurur duyuyoruz. Hedeflerimiz biraz daha yüksek. Ama Türkiye'de mutlaka el atılması gereken bazı ciddi konular var. Çünkü denizler artık eskisi gibi bereketli değil. Yani yanlış avlanmalar, belki daha başka profesyonel balıkçıların denize verdiği zararlar vesaire. Trollcüler bunlar genelde. Trollcüler. Yani bunlar çok büyük sıkıntı bizim için. Bizim için derken şahsi olarak değil, hani geleceğimiz için. Çünkü hakikaten denizler gün geçtikçe kurumaya başladı. Biz mesela şöyle bir örnek vereyim. Bundan 15 gün önce burada avlanırken 20 metre yoktu. Troll yanımızdan troll çekiyordu. Düşünebiliyor musunuz? Yani tutun ki bir motor arızası oldu, herhangi bir şey oldu. Ve nitekim o trollun teli hemen yanımızda bulunan, biliyorsunuz biz genelde kayalık zeminler üzerinde av yapıyoruz. Troll'un kayalıklara takıldı ve bizim yanımızda yaklaşık 1-1,5 saat mücadele ettiler. Zaten troll kurtulduğu zaman suyun üstünde görünen görüntü, o sistem zaten denize ne kadar büyük zarar verdiğini o gün teknede bulunan herkes çok yakından gördü. Yani burada aslında sizlere de teşekkür etmek lazım. Çünkü bizleri toplumla buluşturan, mesajlarımızı insanlara ileten çok büyük bir faktörsünüz görsel medya olarak.
sahil güvenlik botumuz. Karada yapılan organizasyonlarda jandarma ve polis arkadaşlarımız görev yapmakta. Fakat şu anda denizde avcılık yaptığımız için görmüş olduğunuz üzere sahil güvenlik gelip kontrollerini yaptı ve tekrar limana dönüş yapıyor. İyi dileklerini sundular bize. Teşekkür ediyoruz kendilerine bu yakın ilgilerinden dolayı. Sevgili arkadaşlar, startın verilmesiyle ilk balımız tekneye geldi. Kısaca sizi bir tanıyabilir miyim? Erol Ülge, Ardallıyım. Evet. İzmir'den katılıyorum. Nasıl, neyle aldınız? Tenye, canlı yem. Canlı yemle aldınız, evet. Değil mi? Başkanım, nasıl? Daha ufak, bunlar büyüyecek. Hedefimiz büyük. Trofeler istiyoruz, trofeler. Daha henüz 3-4 dakika bir şey oldu başladı. 5 dakika olsun. Başkanım, az önce bir şey söyledim. Balık çıkar mı çıkmaz mı diye tereddüt içerisindeydik ama hemen ön taraftan balık var diye bağırıldı. Mutlu musun? Evet evet, daha çok mutlu olmak istiyoruz. Rast gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda başkanımla beraberim. Başkanım balığı teslim aldı. Başkanım, balık hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? Balığımız antenli mercan. Akdeniz bölgesine ait bir balık. Fakat artık son yıllardan itibaren Türkiye'de de yerini aldı. Şu an elimde gördüğümüz, normalde kilo belirtmemem gerekiyor kurallar gereği ama iyi, fena değil. Bunun kat ve kat üstünde ağırlıkta balıklar bekliyoruz. Bu limit üstüdür. O yüzden geri bırakmamız gerekmiyor. Fakat yarışmacı bunu geri bırakmayı tercih de edebilirdi. Biz o an bu şıkkı kendisine sunmuyoruz. Çünkü gönülden yapıp kendisinin onu seçmesi gerekiyor. Anten adını şöyle şey yaptığımızda nereden alıyor bu? Anten şu ve şu. Eti nasıl başkanım? Eti, bunu yapmasını bilirseniz lezzetli. Balık büyüdükçe pişirme usulleri de değişiyor. Mesela bunu ızgarada, tavada da yapabilirsiniz ama bu 3-4 kiloluk olduğu zaman onu mesela tuzda yaptığınız zaman yani tarifi imkansız olur. Bir de yapmasını bilen bir usta yaparsa gayet güzel olur. Sevgili arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere yarışmamızın başladıktan yaklaşık bir 5 dakika sonra falan aldık. Evet, değil mi? Yaklaşık geçmedi bile. Maksimum 5 dakika. Şimdi şu anda biz bir teknenin içerisinde programlarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz ama yanımızda 3 teknemiz daha var. Bu 3 teknemizde yaklaşık 90 tane de yarışmacımız var. Evet, evet. 90. Ben buradan Av Televizyonu olarak tüm yarışmacı arkadaşlara rast gelsin diyorum. Arkadaşlar, şu anda canlı yem takılmasını Volkan kardeşimden öğreneceğiz. Evet, Volkan, ilk önce canlı yemimizin adını nasıl takıyoruz? Bize bir tarif edebilir misin? Öncelikle canlı jumbo karidesi takmak için ikili bir olta sistemimiz var. Hem kafadan ve arkadan saldırdığında balık yakalansın diye ikili olta sistemi yapıyoruz. Bilenler bilir, yılan dili dediğimiz sisteme yakın bir sistemdir bu. Gördüğünüz gibi şu şekilde V şeklinde geliyor. Yememizi alıyoruz şu şekilde. Öncelikle göğsünün altından, kafanın arkasından kafaya doğru iğnenin ucunu yerleştiriyoruz alttan. Balık kafadan saldırdığında buradaki iğneyi alsın diye. Ayrıca arkadan saldırırsa diye yine aynı şekilde karidesimizi fazla zedelemeden, yani ne kadar uzun yaşarsa o kadar aşağıda bizim için verimli olur. Yine aynı şekilde önden arkaya doğru şu şekilde, iğnenin ucu dışarı çıkacak şekilde gördüğünüz gibi bu sistemde takıyoruz. Ayrıca
Jumbo karideslerin silahı olan şu boynuz dediğimiz savunma silahını kırarsak avımızda daha başarılı sonuç elde ederiz. Çünkü avcı balıklar saldıracağı hayvanın silahını önce yok etmek için saldırır. Bunun savunmasız olduğunu görünce de direkt kafadan saldırabilir. Gibe salmayı. Volkan, kaç gram kurşun kullanıyorsunuz? 250 gram. Direkt bizim spin usulü değil. Direkt. Direkt dibe ulaşması için, burada avcı balık dipte avlandığı için bu gördüğümüz mera yaklaşık 45 metre çimçim yatakları mevcuttur. Antenli mercan dediğimiz ve sinarit dediğimiz balıklar burada çimçim ve karides ürünlerini yemek için dolaşmaktadır. Burada yemlenmektedir. Onun için direkt dibe indirip oltamızı dibe yatırıyoruz. Hadi bakalım Volkan, rast gelsin diyorum. Bir de çimçime takıyorsun galiba ona. Ben biraz daha kendimce bir sistem yaptım. Üçlü iğne kullanıyorum. Normalde Sübye'de kullandığımız bir takımdır bu. Üçlü olarak hazırlanır. Boş iğneyi de boş indirmemek için bir tane de ufak çimçim takıyorum. Rast gelsin. Teşekkürler. Sevgili dostlar, yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda yaklaşık 10. dakika geçti. Görmüş olduğunuz mevkimiz güzel çamlı bölgemiz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan kısmımız. Hemen karşı tarafta görmüş olduğunuz bölgede Yunanistan'a bağlı Samos adası. Biz daha geliyor. Evet. Teknemizin ikinci balı. Alamadık onu. Evet arkadaşlar, peş peşe balık geliyor. Ön taraftan bir balık daha geldi arkadaşlar. Üçüncü balık geldi. Vallahi buradan. Oldu mu? Nerede? Burada. Tamam, güzel. Onu da görelim. Evet sevgili arkadaşlar, teknenin ikinci balığının çekimini yapmadan hemen üçüncü balığına geldik. Rast gelsin. Sağ ol ustam. Henüz daha 10 dakika falan geçti. Evet. Ama süper bir başlangıç. Teşekkürler. Arkadaşın balığı. Evet. 10 dakika oldu. Evet sevgili arkadaşlar, arkadaşların oltaları birbirine dağıldığı için ben aldım balığı elime. Görmüş olduğunuz üzere. Bir elimde mikrofon, bir elimde de işte trofe yapamıyorum. Bu şekilde trofe yaptım. Antenleri görüyorsunuz değil mi? Adını da bundan almış arkadaşlar bu balık. Kilo vermek yok ama 600 gram civarlarında. Suya tekrar iade edilecek. Şöyle pardon, bekle bir saniye. Neden bırakıyorsun Vedat? Limit 6, çünkü bu balık biraz büyüyecek. Ürediği zaman binlerce balık olacak. Böyle güzel bir şekilde de gitti. Siz aldınız. Ben aldım. Sizi bir tanıyabilir miyim? Harry ben, Hollanda'dan geliyorum. İlk balık, defa... Kaçıncı balık salışın? İkinci olması. İkinci olması lazım, evet. Değil mi? İkinci, yani ikinci. Bundan sonra balık salımına devam ediyorsun. Küçük büyük fark etmiyor. Yok, fark etmiyor. Rast gelsin. Zevkine tutuyoruz. Teşekkürler. Serap Eren, İzmir'den. Nasıl durumlar? Güzel. Şu an bir hareket yok ama olacak. Ön tarafta vardı bir hareket de ilk evet, başlangıç evet, gördük. 5 dakika. Hissettik, sevindik. Daha... Evet, henüz daha yarışmanın başlangıcı. Evet, aynen öyle. Bunun yarın... Umudumuz var yani, kesinlikle. Merhaba, Tolga Yücebaş. İsmim Karşıyaka'dan geliyorum ama Kuşadası'nda yazdığım da var. Aynı zamanda Kuşadası'nda kendi teknem var. Özellikle büyük balık avı için hemen hemen her hafta çıkıyorum. Haftada 2-3 burada balığa çıkıyorum. Bu Vedat kardeşimizin ve Kuşadası Amatör Balıkçılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu yarışmaya 5.'si ve 5.'sinde de buradayım ben. Her yarışmaya geliyorum ama şimdiye kadar... hakem ve jüri görevlerinde bulunuyordum. Bu sefer yoğun ısrarlara dayanamayıp illa yarışmacı ol dedikleri için yarışmacı oldum. Elimizden geldiği kadar diğer arkadaşlara da, diğer yarışmacılara da hem olta yapımında hem yemin nasıl takılacağı konusunda burada gerekli briefleri verdik, yardımcı olmaya çalıştık. Nasip burada usta, acemi hiç kimseye bakmaz. Önemli olan nasibiniz varsa aşağıdan o balık yukarıya gelir. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Böyle bir
ava katılıp, yarışmaya katılıp böyle bir yarışmayı da yayınlamak gerçekten güzel bir şey. Sizin adınıza da teşekkür ederim. Ben arkaya dönelim, balık geliyor. Evet arkadaşlar, genç bir kardeşim, süpersin. Balık geliyor. Evet arkadaşlar. Boyamda balık var. Çok küçük bir kardeşimiz. Belki de teknenin en küçüklerinden bir tanesi. Noyan'dı değil mi Noyan? Evet. Geçir. Evet, 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 evet. Geriye, 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 geriye. Getiriyorlar galiba. Evet, geliyor. Duruyor. Sağ ol. Helal Noyan. Abi kepçe nerede? Oh, maşallah. Sağ ol. Süper. Gel, gel, geriye gel hemen. Abi gel, 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 gel. Gel buraya abi, garanti yarıya. Röportaj yapalım. Sevgili dostlar, belki de balık tutamayız dedik ama 15 dakika, 20 dakika civarında oldu. Dördüncü balığımızı Noyan aldı. Evet, kısaca seni bir tanıyalım Noyan. Adını, soyadını, nereden geliyorsun? Merhaba, benim adım Noyan. Bornova'dan geliyorum. Uzun zamandır geliyorduk. Uzun zamandır yakalayamıyordum ama bugüne kısmetmiş, yakaladım. İkinciye vurdu, ikinci de sonunda aldım. Mutluyum. Teşekkür ederim. Herkese başarılar. Rast gelsin diyorum ben de sana. 4 balık, 5 dakika, 15 dakika. Şu anda 20. dakikalara girdik. Hepinize rast gelsin diyorum. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Gülçin belki, eşimle birlikte geldik. İkinci gelişim hani dar boğaza. Daha önce yakalamadım. Bakalım bugün umutluyum. Balık da var. İnşallah bugün ben de yakalayacağım. Ya bakalım hayırlısı. Adınızı, soyadınızı, nereden geldiğinizi, niçin geldiğinizi kısaca bize bir tanıtın. Yediz Öner, ben de İzmir'den katılıyorum. Eşimle birlikte, bu da ikinci gelişimiz. Daha tutmadık, bakalım tutacağız inşallah. Merhaba, Nalan Ülge ben de. Eşimle geldik İzmir'den. İlk defa geldim Darboğaz'a. Eşimin ikinci, üçüncü gelişi. Bakalım nasip. Sevgili dostlar, şu anda tekneye 5. balımız ablamız tarafından alındı. Fakat kendisi çekemediği için hakem heyetine teslim etmek zorundaydı. Şu anda hakem heyeti arkadaşlarımız balığı alıyorlar. Evet, ayna yaptı balık. Ayna. Al abi, al al, çeker onu. Hoppa, evet. Bir dakika, bu çok zor değil. Çok zor değil. Bir dakika. Tut mektabını. Tamam, iyi dikkat edin, iyi dikkat edin. Tamam, tamam, bunu bırakın. Fotoğraf verin şimdi. Fotoğraf verin. Tamam. Evet. Mektabını. Tebrik ederiz. İlk balığım hayatımda. Evet, kısaca bilgilerinizi, adınızı, soyadınızı alabilir miyim? Mehtap Coşkun. Ömründe mi ilk balık abla? Ömrümde ilk balık. İlk balık. Kime kime borçlusun abla? İçime borçluyum. Duydun değil mi? Ederim. Onun sayesinde. Peşini bırakma abla. İnşallah. Rast gelsin diyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Durut Adem Kaya. Duyamadım. Durut Adem Kaya. Balıkçılığı seviyor musun Durdane? Tane. Gönlü... Evet mi hayır mı? Seviyorum. Seviyorsun değil mi? Anneyle babanın peşini bırakma, tamam mı? Rast gelsin diyorum sana. Sağ ol. Teşekkür edecek misin bana? Teşekkürler. Az önce ne dedin? Ben seninle konuşmayacağım dedin. Ama nasıl konuşturdum seni? Bana bak, bana, bana bak. Konuşturdun mu seni? Oh canıma değsin.
yarışma dışı olduğu için iğneden kurtarıp tekrar suya iade edeceğiz. Evet. Ellerini öper. Kardeşler dinler baba Kemal. Sarıs dinliyor baba Kemal. Marmara Sokur dinliyor baba Kemal. Değerli kaptanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yapılması için izin verdiği 5. Kuşadası Balık Avı Turnuvası 09 Nisan 2017 Pazar günü saat 08 itibariyle sona ermiştir. Yarışmacıları kuşadasından alıp turnuva sahasına getiren değerli kaptanlarımıza ve tekne personellerimize harcadıkları emekler için teşekkür eder, dönüş yolunda hayırlı seyirler dileriz. Arkadaşlar turnuva sona ermiştir. Dönüş için harekete geçiyoruz. Hayırlı seyirler, Allah selamet versin. Sen birinci sıraydı, sen ilk geldin. Gel bakalım. Çık böyle. İkinciliği kazanan arkadaşımız Ekrem Bulut oldu. Turnuvamızın şampiyonu oldu aynı zamanda. 1 kilo 120 gramlık Antalya Mercan'la turnuvanın şampiyonu oldu. Sen kaybolsanın arz ederim ödülü sunmak için. Avın zayıf geçtiği söyleniyor ama bence yarışmalar zayıflıkta olur. Çok bol balık olduğu zaman muhtemelen ben de yakalayabilirim. Herkes yakalayabilir. Onun için yaptığınız iş daha değerli oldu. Bu vesileyle ifade etmek istiyorum ki bu dernekler, sivil toplum örgütleri, bize bağlı birimlerimiz, belediyemizin, yerelin ve merkezin yapılan her işi daha iyi yapmak. Eğer bir işi yineliyorsak bir sonraki sefer daha iyi yapmak bilinci için çok katkı yapan kuruluşlardır. Hem denizin korunması, hem balığın korunması, balık neslinin korunması, insan çevresinin, yaşama çevresinin yani habitatın korunması bizler için en önemli şeydir ve bu Kuşadası'nda biraz daha da öne çıkıyor. Hepinizin buna çok ciddi katkıları oluyor. Bu dernek olmasa balıkçılar biraz daha başıboş, kendi başına hareket edecekler ama bilinçlendirmesiyle, kontrolüyle bizlere destek oluyor. Bu organizasyonu da yaptı. Belediyemiz destek veriyor, marinamız destek veriyor, bilimlerimiz destek veriyor. Ve herkese ve özellikle katılımcılara, bayan katılımcılara, çocuk katılımcılara, son olarak da büyük başarı sahibi baylara
Teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Sizlerin de yakından takip ettiği, bizlerin de severek, izleyerek takip ettiğimiz ve birçok bilgiyi de aracılıklarıyla öğrendiğimiz Av TV turnuvanın başından beri hem gelişme aşamasında hem turnuva sürecince Av TV turnuvanın başından gelişme ve sonucuna kadar sürekli yanımızda oldu. Bu görüntüleri size aktardıkları için ben Av TV'ye huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sayın Turgay Ünanç Beyefendi'ye plaket sunmak istiyorum. Turgay Bey, çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim bize. Ben teşekkür ederim. Sizlere bir telefon kadar yakın olduğumuzu öğrenmiş oldunuz. Her zaman yanındayım. Bütün derneklerin her zaman yanındayım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir hatıra olarak plaketimi size sunmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir de huzurunuzda Av TV için bir plaket veriyorum. Verdiğiniz destek ve değer için her zaman bizim yanımızda olacağınızı biliyorum. Yeni organizasyonlarda görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Her zaman yanınızdayız. Teşekkürler. Sağ olun.